tarihimizin şanlı zaferleri. Tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken, Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a doğru hareket eder. Milli mücadele direnişini ateşlemek için. Direniş hareketlerini örgütlemek, milli şuuru uyandırmak ve işgaller karşısında alevlenen milli heyecanı bütün yurda yaymak için. Nitekim öyle oldu. Anadolu bir gaye etrafında birleşiyordu. İstiklal. Bundan sonra Anadolu halkı tarih yazıyordu. Kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle herkes canını malını hiçe sayarak düşmana karşı koyuyordu. Bir ordu ki 7'den 70'e dek kadın erkek kız kızan silah yokmuş, üniforma yokmuş ne gam. Ölesiye saldırırlar düşmana. Diş var, tırnak var ya ve bu inançla yalnız düşman değil, milletin ters giden talihi de yenidir İnönü'nde. Ardından yeni destanlar eklendi tarihe sırasıyla. Afyon, Kütahya, işte Eskişehir, Dumlupınar, Sakarya. Türk ordusunun Sakarya'da kazandığı zaferin bir başka benzeri yoktur yeryüzünde. Anadolu'dayız. Tarih, kültür ve medeniyetimiz, özellikle zaferler tarihimizi araştırıyoruz. Burası önemli. Burası 3000 yıllık geçmişe sahip Frigya medeniyetine ev sahipliği yapmıştı. Burası Selçuklu'ya, Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapmıştı. Burası Afyon Karahisar. Evet, sözü uzatmıyor. Devralen farkıyla, belgesel görüntülerle Afyon'a gidiyoruz. Afyon'dayız. Eylül, tarihin en uzun meydan muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi ile başlar 1921 yılında. 1922 yılında büyük taarruzla devam eder. 9 Eylül'de İzmir'den düşman denize dökülür. Ancak Kocaeli Grup Komutanlığı vardır. İlk kurşun gazeteci Hasan Tahsin tarafından 15 Eylül 1919'da İzmir'de atılmıştır. Ama son kurşun Ekim ayında 1922'de Kocaeli Grup Komutanlığı tarafından Erdek'in kurtuluşu ile Balıkesir'in kurtuluşu ile Anadolu'dan Yunanlılar ve onların destekçisi İzmirliler çekerdiler. Biz önemli bir yerdeyiz. Burası kuruluş ve kurtuluş destanımızın, büyük zaferin, büyük taarruzun gerçekleştiği yer Afyon Karahisar ve Afyon Karahisar'daki devletimizin temsilcisi Sayın Valim birlikteyiz. Sayın Valim, Afyon çok önemli. Afyon deyince durmak gerekiyor. Zira 3000 yıllık bir Frigya Vadisi, sonra Selçuklu, Osmanlı, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş destanının imzasının atıldığı büyük taarruz Afyon'da. Bize kısaca bir Afyon'u tanıtın dersek neler söylersiniz Sayın Valim? Çok teşekkür ediyorum öncelikle sizleri burada ağırlamaktan dolayı. Afyon Karahisar'la ilgili söylenen birçok ünvan vardır. Afyon Karahisar dediğiniz gibi kurtuluşun şehridir, kuruluşun şehridir. Afyon Karahisar'a biz gizemli şehir diyoruz. Afyon Karahisar zaferin şehridir. Bu kadar güzel ünvanları olan bu şehir aslında Türkiye'de olduğundan çok daha fazla tanıtılmayı, çok daha fazla anılmayı hak ediyor. Şundan dolayı burası şehitler ve gaziler şehridir aynı zamanda. Birçok şehidimiz, birçok gazimiz mevcuttur. Afyon Karahisar'ın kanatlarına doğru tırmanıyordum. Zirvede Mustafa Kemal'i gördüm. İçime bir su serpildi. O çakmak bakışlı siyah kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu yüreğinde.
O an tepelerde yanan ateşleri hayal ettim. Vatanın yeniden ayağa kalktığı, o muhteşem zaferin kazanıldığı topraklardayım. Başladı şu an Kurtuluş Savaşı'nın 100 yılı ama büyük tarihimizin önümüzdeki sene 100 yılı zannediyorum çok önemli bu noktada çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Neler yapıyorsunuz, neler planlıyorsunuz sizden dinleyelim efendim. Zafer'in 100. yılı 2022 yılı o kadar önemli ki. Biz özellikle sizin aracılığınızla da bunu sürekli söylemek istiyoruz. 2022 Zafer'in 100. yılında Afyonkarahisar'ın tüm farklı siyasi partileri, STK'ları, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye başkanımız, ben, bürokrasi ortak bir şekilde kenetlenmiş olduğumuz bir konu var. Hepimizin ortak hayali. Teknofest, Cumhurbaşkanımızın himayesinde, özellikle Selçuk Bayraktar'ın tarafından, Sanayi Bakanlığımızın da çok büyük destekleriyle yapılan Teknofest fuarının bu sene 2022 yılı, Zafer'in 100. yılı Afyonkarahisar olmasını istiyoruz. Bununla ilgili bütün siyasi parti il başkanlarımız Türkiye'de belki tek olacak şekilde ortak bir açıklamada bulundular. Dediler ki Zafer'in 100. yılında Teknofest Afyonkarahisar'a yakışır. Biz de bununla ilgili görüşmelerde bulunduk. Hem Selçuk Bey'le görüşmelerde bulunduk. Hem Sanayi Bakanımızla görüşmelerde bulunduk. Bunu gerçekten 2022 yılında birçok ilin istediğini biliyorum Teknofest'i. Ama Zafer'in 100. yılı olmasa bile Afyonkarahisar'a yakışır. Biz bunu organizasyonu yapacak. Hem yatak kapasitemiz, hem otellerimiz, hem fuar alanlarımız dolayısıyla buna bu imkan ve kapasiteye sahibiz. Ama her şeyden önce Zafer'in 100. yılında işte o savunma sanayi ile ilgili orada gösterilecek görüntü teknoloji, birçok teknolojik eserimizin Afyonkarahisar'dan gösterilmesi çok... Adeta bir ülkenin şah damarlarında geziniyorum. Bu vatan ölmeyecek hiç. Bu vatan hep var olacak diyordu içimdeki ses. Bu iman, bu azim, bu zafer bizlere hep ilham verecek. Bana bir millet olduğumuzu hissettiren bu topraklarda yatan şehitlerimiz. Onlar ki kadın erkek demeden cepheye koşmuş, varını, yoğunu, bedenini bu millet için feda etmiş canlar. Onca yokluk içinde eşsiz bir iman ve azimle kazanılmış en büyük zaferlerden birinin başrolündeki atalarımız. Burası tabii sadece Afyon değil. Burası Türkiye, burası Marmara, burası Anadolu. Sayın Halim, elimde bir gazete küpürü var. Dün kendisiyle görüştüm. Halit Yağcı Bey. Ben kendisini 25 yıl önce tanımıştım. Aslında Giresunluyum ama Kocaeli'yiz efendim. Gebze'deyiz. Hem doğduğumuz hem doyduğumuz yer bizim vatanımız. Anadolu bizim vatanımız. Hatta bütün Türk coğrafyası, bölüm coğrafyamız vatanımız. Elimde gazete Türkiye bir gazetesi. Sizin Afyon'da yayınlanan gazete Sayın Halim. Bu gazetede bir haber var. Unutulan şehitlik. Tarih 1990, neredeyse 21-22. Yıla devriliyor. Giresun şehitli ve gönüllü insanlar oraya geldi. Kocaeli Grup Komutanlığı olmuş, Diyarbakır'dan gelmiş. Birçok bölgeden, Anadolu'dan, Doğu Karadeniz'de, her yerden buraya insanlar gelmiş. Biz 25-30 yıl önce orada bir grup, Giresun Sivil Toplum Örgütü çalışma yaparken devletimiz sahip çıktı. O şu anda orada çok büyük hem milli park ilan edildi. On binlerce Giresunlu geliyor, yurt içi yurt dışında. Kocaeli Grup Komutanlığı burada. Muş'u, daha diğer birçok bölgeye hep buralara şehitler verdi Sayın Halim. Ben inanıyorum çok başka çok özel projeleriniz de vardır. Aslında bütün Anadolu'yu 81 ili buraya çevirecek mutlaka bir çalışmanız olabilir. Neler söylersiniz bu noktada? Özellikle yeşillik planlık noktasında bu konuda neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Az önce aslında bizim burada bir Zafer'in 100. yıl anısına bir ormanlık yapıp bir orman alanı belirleyip burayı muhteşem bir şekilde Zafer'in 100. yılına, şehitlerimiz anısına yapma hayalimiz var. Fakat sizinle az önce sohbet ederken
hayalimiz bambaşka noktaya gitti. Çünkü Afyonkarahisar sizin de az önce söylediğiniz gibi sadece Afyonların zaferi değil. Bu savaş, bu hüzünleri sadece Afyonkarahisarlılar yaşamadı. Türkiye'nin her yerinden işte sizin de söylediğiniz gibi Giresun'dan teye gönüllüler gelip burada şehitler verdiler. Doğu'dan geldiler, Bastır'dan geldiler, Uşak'tan geldiler, Kocaeli'den geldiler. Şimdi bunu da yeni öğreniyorum. Bundan dolayı da üzüntülüyüm yeni öğrendiğim için. Kendim Kocaeli'yim fakat Kocaeli'de Uğur Komutanlığı'nın bu bölgelerdeki yaptığı mücadeleyi yeni öğreniyorum. Ve sizin aracınızda. Dolayısıyla hepsinin gelip kendilerinden bir şey bulacağı, bir şey, bir alan haline getirmemiz gerektiğini konuştuk. Hatta sizin o teklifinizde 81 il ormanı, şehitlik ormanı ismi çok yakışır. Ben burada sizin aracınızla söylüyorum. Bir daha geldiğimizde inşallah Zafer'in 100. yılında, 2022 yılında 81 il şehitlik ormanına birlikte fidanımızı dikeceğiz inşallah. Şundan bir kez daha emin oldum ki bu vatan, burada yatan şehitlerin yüzü suyu hürmetine, mahşer gününe kadar hep ayakta, hep dimdik kalacak, hep var olacak. Mücadelenin daha Türkçe ifadeyle Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yılı ve 100 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'yle mücadele başlamıştı ve ayrıca 1921 önemliydi ve 1921 yılı Afyon-Kutahya Savaşları'nın da kayıp yıllarıydı ve 100 yıl önce bulunduğumuz burada Afyon'da ve Afyon'un bu dağlarında destanlar yazılır ve biz o destan yazılan, mücadele verilen, şehit verilen coğrafyadayız, bölgedeyiz. Değerli bir rehberimiz, hocamızla birlikteyiz. Neresi burası efendim? Burası Afyoneli, İhsaniye ilçesi, Kolankaya bölgesi, Kadoluk mevkiindeyiz. İstiklal Savaşı'nda Eskişehir-Kütahya Savaşları'nın güney hududu, başlangıç noktasındayız. Burası son derece önemli. Uşak istikametinden gelip Afyon, Eskişehir, Kütahya, Ankara istikametine giden yolların kesim noktasıdır. Stratejik açıdan son derece önemlidir. Yunan orduları başkomutanı, Anadolu orduları başkomutanı Pangalos'un hedefi. Düzenli orduya geçen Türk birliklerinin toparlanmasına fırsat vermeden bu bölgede Türklere kesin bir darbe vurup Ankara'yı ele geçirmektir. Türk tarafının hedefi ise Yunan ilerleyişini durdurup bir an önce düzenli birliklerle Yunanları geldiği yere göndermektir. Temmuz 1921 tarihinde Yunan orduları Anadolu Başkomutanı Pangalos'un Yunanistan'dan aldığı destekle Türklerin yeni kurulan Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermemek amacıyla 10-11 Temmuz'dan itibaren Uşak istikametinden doğuya doğru hareket, Afyon istikametinden Ankara istikametine doğru yönelen Yunan birliklerini kurtulmak amacıyla Türk Genelkurmayının iki nolu emri gereği bulunduğumuz bölgede savunma hattı oluşturulmuştur. Burada gerekli siperlerin yapılması için iki tabur, amelye taburu oluşturmuştur. İki taburdan yukarıda göreceğiz siperler yapılmış ve burada savunma savaşı başlatılmıştır. 11 Temmuz, 12 Temmuz, 13 Temmuz'da göğüs göğüse savaşlar olmuştur. Fakat Yunanlar bu cepheyi bir türlü aşamamışlar. Daha sonra Anadolu'dan elde ettikleri yerli işbirlikçileriyle Kolankaya siperlerinin arkasında Fındık Deresi bölgesi var. O bölgeyi geçerek 14 Temmuz'da burayı Türk birliklerini arkadan vurarak Eskişehir-Kütahya savaşlarındaki ilk bozgunumuzu maalesef ihanetler sonucu yaşadık. Bu içinde bulunduğumuz bölgede 12. Alay, 37. Alay ve Sarıcova istikametine doğru gidince de 176. alaylar bulunmaktadır. 3 alayımız burada savunma halindedir. Ayrıca 3 alayımıza bir alayda süvari taburumuz gerektiğinde piyade olmak üzere bu bölgeye gelmiştir. Yine Döver, Kırka,
yol ayrımının olduğu yerde de bir adet sığıya bölüğü vardır. Çarpışmalar 14 Temmuz'da burada göğüs göğüse geçmiş. Buradaki çarpışmalarda birinci bölge dediğimiz bu noktada 143 kişi şehit olmuş. İkinci bölge dediğimiz daha ileriki kısımlara gidince de orada da bir 300 civarında şehit var. Toplam 402 er, 28 subay olmak üzere 430 tane Mehmetçik şehit olmuşlar. Acı olan nedir? Burada yenilgiye uğradık. Yenilgiye uğrayınca Türk ordusu daha zayiatı azaltmak, daha ileride Ankara bölgesine bir savunma hattı oluşturmak amacıyla Atatürk'ün emriyle geri çekilmiştir. Ancak burada şehit olanlar terk edilmiştir. Köylüler Yunanların buraya elden geçirmesinden sonra 13-14 yaşındaki çocuklarla yaşlılar her türlü riski göze alarak gelip Türk şehitlerini bu bölgelere defnetmiştir. Ben şehitleri defneden kişilerin birçoğuyla görüştüm. Mesela Kadir Aslan var. Emekli eğitmendir. Öğretmen görevi yapar. Kadir Aslan'la görüştüm. Yine nedir? Tahir Canbolat var. Onun oğullarıyla görüştüm. Defin işlemlerine bizzat katılıyorlar. Niye defin için bu bölge seçildi? Şehitler olarak hayvan cezalandırılması kaynağı. Hayatlar deniz. Temmuz ayı. 17-18 Temmuz'da sıcakta burada 140 kişiyi defnedeceksiniz. Kolay değil, çukur kazacaksınız. Suya ihtiyacınız var. Suyu yukarıya taşımaktan cesedini buraya getirip, şehidin naaşını buraya getirip defnetmek daha kolay olduğu için buradan seçeceksiniz. Evet, ikinci bölge dediğimiz yerde değil. İleride Selim'in Pınar denilen bölgedir. Selim'in Çeşme diyorlar, Selim'in Pınar diyorlar. Oranın seçilmesi de yine aynı şekildedir. Buradaki defin işlemlerini Türk Kanunu Genelkurmay değil, buradaki köydeki yaşayan çocuklar ve yaşlılar yapmışlardır. Bu konuda bilinmesi lazım. Türkiye açısından son derece önemli olan Kulankaya şehitliğine yorulmadan, üşenmeden geldiğiniz için ben teşekkür etmek istiyorum. Aslında burası gerçekten şunu söyleyebilirim ki Kulankaya şehitliğinin olmuş olduğu bölge Eskişehir, Kütahya, Ankara, Afyon, Karahisar açısından bir geçiş noktası. Hititlerden, Frinklerden stratejik bir öneme sahip. Yolu daha önce yerinde inceledik mesela. Bu geçiş gün güzergahında olması nedeniyle de stratejik bir öneme sahip. Bu Kulankaya şehitliğinin özellikle 13 Temmuz 1921'deki buradaki Yunan kuvvetlerinin saldırısı sonrasında ciddi zayiatlar verdiğimiz bir bölge. Şunu söyleyebilirim ki Eskişehir-Kütahya savaşlarının burada başladığını söyleyebiliriz. Kaynaklara baktığımızda en kanlı çatışmaların olduğu bölge Kulankaya Teperi olan bölgesinde olduğunu ve devam eden süreçte de devam ettiğini görüyoruz. Bu da 57. Tümenin bizim kuvvetlerimizin 57. tümenin burada olduğunu, başında Deli Halit dediğimiz Albay Halit'in burada tümenin başında olduğunu, 176. alayın ve şu Kulankaya'da da 2. bölüğün ve alayında burada bulunduğunu biliyoruz. Şunu söyleyebiliriz ki 3 tümen Yunan ordusu var ve bizimki sadece 1 tümen. Kaynaklara bakıldığı zaman 1 Türk askerine 8 Yunan askeri düşüyor. Evet, şaraplar parçası. Evet. Evet, değerli izleyenler. Yaklaştır, yaklaştır. İşte belge. Evet. İşte belge. Şu da bu. Şaraplar parçası. Duygulanmama geldi değil. 100 yıl önce. Ve bizim su, her türlü konfor. Acaba Mehmetçikler ne yapıyordu burada? Nasıl buradan çıkıyordu?
Evet. Yeni bulduk, yeni. Müdürüm, müzenize koymak üzere size teslim ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, görev bizlerin, medya mensuplarının, şehit torunlarının. Evet, çıkalım. Devam edelim lütfen. Yani rastgele bulduğunuz... Hocam, bu biraz yağmurlarda falan şey oluyor, çıkıyor. Bir dönem şuraya olmuş, biliyor musun? Evet. Bu siperler buradan başlar, Teperoğlan gediğine, Kulaklı Kayı'ya kadar 7 kilometre aralıksızdır. Bu 7 kilometrelik alanda bizim 3 alayımız var. 2. alay, 37. alay ve 176. alay. 39. alay ise karşıda sivri olan Tavşan Tepe var, orada. Bu bizim 3 alayımıza karşı 3 Yunan tümeni var. Her tümen 12.500 olsa yaklaşık 40 bin kişi. Evet. Mesela bu siperler ikinci alay komutanı Binbaşı Niyazi Bey'in siperleridir. Kendisi bu cephede şehit olmuştur. Yine Kurbankaya siperlerindeyiz. 1921'de Eskişehir Kütahya Savaşları sırasında burayı savunurken şehit verdik. Yıl geldi, devran döndü. 1922 yılı. Büyük taarruz. 2. Ordu cephesi. Atatürk'ün hocalarından Yakup Şevki Paşa'nın komuta ettiği 2. Ordu'ya bağlı 61. alay. İssehisar'dan başlayarak bu bölgeye doğru Yunan birliklerine süpürme harekatı uygulayarak İssehisar, Dede Sivrisi, işte Tavşan Tepe, Kazuçuran Tepe, Kolankaya bölgesini Yunanlardan temizleyerek 27-28 Ağustos 1922'de yine Yunanlarla büyük bir mücadeleye girişilmiş. Bu mücadele sırasında da 1922 yılında 13 Mehmetçik yine Kolankaya siperlerinde bu kez daha önce üzülerek kaybettiğimiz bu noktayı almak için şehadete erişmiştir. Ancak Yunan birlikleri buradan söküldükten sonra Yunanlar buradan Eyret, Anıtkaya istikametine doğru çekilmişlerdir. Yunan orduları komutanı Dianis 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece orada Yunan birliklerine mola verdiği için Türk ordularının baskınıyla birlikte işte nedir Zafertepe, Çalkayı öncesi Yunanlara ilk büyük darbe Resul Baba Dağı bölgesinde indirilmiştir. Yunan kaynakları bu olaya gaflet uykusu olarak isimlendirirler. Yunanların orada yani biraz daha geri gece yürüyüşü yapıp savunma hattı oluşturma yerine yoruldukları için gece uykuya dalmaları buradan onu takip eden Türk birlikleri tarafından pusuya düşürülmesine yol açmış. Bu da başkomutanlık meydan muharebesi öncesi iki Türk ordusunun, ikinci ordunun ve birinci ordunun birleşerek SAT planının hayata geçmesine sebep olmuştur. İstiklal Savaşı'ndaki savaş planına biz SAT planı diyoruz. Arapça SAT harfine benzer. Yunan birliklerini işte Kocatepe'den itibaren birinci ordu sıkıştıracak Afyon Ovası'na ve Büyük Sincan Ovası'na indirecek. İkinci orduya bağlı birlikler ise Yunan birliklerinin Kocaeli, Eskişehir, Bursa istikametiyle bağlantı kurmalarını engelleyerek Afyon, Kütahya hattından arasını keserek bunları Çalkaya'ya doğru süpüreceklerdir. Evet, işte savaşların canlı şahidi siperler ve Mehmetçiklerimiz bu siperlerdeydiler ve siperlerin ne kadar orijinal olduğunun da en bariz örneği. Evet, bu fidan bitmiş ve 100 yıl önceye şahitlik yapıyor bu siperler ve kilometrelerce uzunluğunda. Ve hangi Mehmetçik burada çarpışmıştı? Biraz önce o şarapnel parçasını ve mermi kovanını da bulduk. Evet, o Mehmetçiklerimizi minnetle, şükranla yad ediyoruz. 100 yıl sonra onların bulunduğu, onların savunduğu bu siperde olmak
bizlere farklı duygular yaşatıyor. Bulunduğumuz coğrafya volkanik bir tür sahası. Volkanik dağ. İşte ön cephede Bayat Platosu var. Sol tarafımızda Elmalı Dağlar var. Sağ tarafa doğru gittiğimiz zaman Murat Dağları var. Bu dağlar Ege bölgesinde Gedi Zırmağı'nı Büyük Menderes'i, Küçük Menderes'i beslerken diğer kuzey doğu cephesinde ise Sakarya Savaşı'na adını veren Sakarya Nehri'nin en önemli kollarından birisi olan Porsuk Çayı'nın doğduğu noktalar buralardır. İşte yine sağ tarafımızda Emre Gölü. Buranın suları ileride Porsuk Çayı'yla birleşir. İlkbaharda coşar. Yine burada Döver'in alanlı bölgesi ya da İhsaniye'nin Sarıcova köylerinin suları Porsuk Çayı'yla birleşir. İleride Kunduz Barajı, Kunduzlu Barajı var. Orayı geçtikten sonra Eskişehir aşarak Polatlı yakınlarında Sakarya Nehri'nin ana gövdesiyle birleşir. Bunu da bilmenizi istedim. Böyle bir noktadayız. Teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz nokta tarihin günümüze kendisini çeşitli şekillerde yansıttığı noktalardan birisi. Anadolu'daki ilk medeniyetlerden birisi olan Hitit medeniyetlerinin izini taşımakla birlikte bulunduğumuz bölgenin asıl tarihi izleri Frig medeniyetine dayanmaktadır. Frig Vadisi'nin olduğu bölgedeyiz. İşte Döver, Bayramali, Ayazini, Sarıcova, İhsaniye tamamen Frig dönemi eserleriyle dolu olan bir bölge. Friglerden sonra Roma medeniyetinin dizleri var. Fakat bu bölgede asıl ilgimizi çeken 1921 ve 22 yılında İstiklal Savaşı'nda yaşananlardır. 1921 yılının 10 Temmuz'la 20 Temmuz arasında Yunanlılarla Türk kuvvetleri arasında göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı 14 Temmuz 1921 nedir hezimetinin bozgununun yaşandığı yer. İstiklal Savaşı'ndaki tek kaybettiğimiz cephe, tek kaybettiğimiz savaş. Ama o kahramanlar öyle bir kahramandı ki bulundukları siperi şehadet şerbetini içme pahasına da olsa terk etmediler. 430 civarında Mehmetçik burada şehit oldu. Sağ kalanlar ise daha geriye doğru çekilerek savunma hattını oluşturdular. 1922 yılının Ağustos ayında 27-28 Ağustos'ta ise bu kez kaybettiğimiz siperleri tekrar alırken yine buralarda göğüs göğüse çarpıştık ve Yunan birliklerini buradan süpürerek işte Büyük Taarruz Dumlupınar bölgesine doğru sürmeyi başardık. Şehitlik yapmaya planlıyoruz. Şöyle bir ön çalışmamız var. Bunu da ben size takdim etmiş olayım. Böyle ki şuradaki gölge ikindi vaktinde buraya, şuraya düşecek. Şu arka kısma düşecek. Burada da savaş canlandırmalar olacak. Bu bölgeye bunu yapmayı planlıyoruz. Yürüyüş yolları, ondan sonra bilgi yapılarıyla Frigya bölgesi aslında turistik bir bölge. Aslında yine atalarının buradaki milli mücadeleyi yaşadığı ve verdiği şehitleri yerinde incelemesini sağlamak adına gezerken o tarihe yolculuğu da yaptırmak istiyoruz. Yani şu anda şu anı burada yapılacak mı efendim? Evet, planladık. Şöyle gösteriyoruz. Bu ne zamana açılışını nasip olursa evet. Biz biraz pratik şey yapmaya çalışıyoruz. Bu önümüzdeki sene hazır olacak. Kastak program olarak yani proje olarak bunu üzerinde çalışıyoruz. Biliyorsunuz şehitliklerle ilgili yönetmelikler var. O tabii, ona da uyuyor. Yani ona ama burada bunu özel bir çalışma yapacağız buraya. Yani burada yani, bir anıt da küçük de olsa bir şey olacak. Kesinlikle. Bu şehitler evet huzura erecek değil mi? Kesinlikle. Vefasızlığınızı devletimiz lideri teşekkür ediyoruz. Yani aslında biz
şöyle, bu Anadolu toprakları çok şehit vermiş. Aslında ihmal değil de artık öncelikler konusu var. Hocam bunu medya, biz medya mensuplarımız önce duyurması lazım. Devletimizin çok önemli görevleri var. Biz devlet yetkililerimizi suçlamıyoruz. Bak direkt kendimden başladım. Benim buraya gelmem lazımdı. Yemen'e gittik, Sibirya, birçok coğrafyaya. Buraya gelmem lazım. Ben kendimi suçluyorum. Sonra da diyorum ki TRT ve Anadolu Ajansı. Eski bir Anadolu Ajansı ve TRT mensubu olarak buraları ekranlara getirelim diyoruz. Çünkü biz ekranlara getirirsek ilgiler duyar. Ve vatandaşlarımız bakın şu ormanın hikayesi. Şu anda ormanlarımız cayır cayır yanıyor müdürüm. Ciğerimiz yanıyor. Ama köylüler yerini şehitler için bağışlıyor. Devletimiz de bu anıtı yapıyor. Evet. İnşallah şunu da söyleyelim. Ben defaten burada herhalde 7-8 defadır geliyorum. Her geldiğimde yeni bir şey keşfediyoruz. Yeni duyguya kapılıyoruz ki biz Büyük Taarruz 100. yılında istiyoruz ki devlet olarak, mahallemiz olarak, şehitlerimize vefa borcumuzu ödeyelim. Buraları kazandıralım ve gençlerimizle ve halkımızla buraya buluşturalım. Yani bir kanın maliyeti hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Yani bir şehidin maliyeti hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Dolayısıyla biz onların ruhları şad olsun diyoruz. Eğer burayı canlandırabilirsek, her gelen insanlar dua ederlerse, hakikaten bu toprakların büyük mücadelelerle korunduğunu, kazanıldığını hissederlerse, sanıyorum. 15 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği alanlar ki tarihin en uzun süreli meydan muharebesi 100 yıl önce yaşanmıştı. Evet burada kaybetmiştik ama hemen Polatlı Hayman'a da onlara gerekli cevabı vermişti Mehmetçik. Tarihin en uzun süreli meydan muharebesi. En geniş alanlı. Devletimiz oraya çok büyük paralar harcadı. Milli park ilan etti. İsterseniz bir oraya gidelim. Değerli izleyenlerimiz, Kolonkaya cephesinden, bu kaybettiğimiz cepheden Sakarya Zaferi'ni, destanını yazdığımız Polatlı Hayman'a gidiyoruz. Hazırladığımız belgesel görüntüler var. İzliyoruz. Devletimize de teşekkür ediyoruz. Hakikaten büyük yatırımlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nin bulunduğu alanlardayız. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Sakarya Meydan Muharebesi. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları. Viyana bozgununu 238 yıl sonra Sakarya Nehri boyları, Polatlı ve Haymana'da durduran aziz şehitlerimiz. Yedi düveli bize getirmek için cepheden cepheye koşan, adını peygamberinden alan Mehmetçikler. Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, Gariça, Hicaz ve Yemen ellerinde şehit verip Kurtuluş Savaşı'na baltasıyla katılan Anadolu anaları. Vatanımız işgale uğramasın, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Göğüslerini düşmana siper edip yurdumuzu çiğnetmediler. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emrini dinlediler. İstiklal ve istikbal davamız için canlarını feda ettiler. Unutmamak ve unutturmamak için harekete geçtik. Şehit ve gazilerimizin ruhları şad olmalıdır dedik. Yurdumuz yeniden düşman işgaline uğramasın, tarihten ders ve ibret alınsın istedik. Tarihimizin şanlı zaferleri. Sakarya Meydan Muharebesi. Afyon Karahisar, Şuhut ve Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Viyana bozgununu durdurduğumuz Milli Kurtuluş Destanımızın yazıldığı bölgeleri tarihi milli park ilan ederek şehitlerimize
vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Şehitler ölmez. Sakarya Meydan Muharebesi zaferi unutulmaz. Hasan Bekintaş'ın çocuklarına bu bölgeden gelirken mutlaka durdurup buraya yavrum şehit devrettik, bunlar için bir dua okuyalım öyle geçelim dediği noktaya geldik. Onların ifadesine göre burada da şehit defnedilmiş durumdadır. Şu anda bulunduğumuz mevki Kadıoğluk mevkisi. Buranın sağı ve solunun tamamen bizim köyümüze ait olup ekildiğini ben çok iyi biliyorum. Hatta buralarda orak dahi biçtik, ekin orağı. Zaman oldu bizim bu topraklarımızı kendi köydeki yaşayanlar birlikte karar alıp şehitler adına ormana bağışladılar. Tahminime göre buranın orman oluşu 50 seneye yakın. Büyüklerinden duyduğuma göre yakın tarihe kadar, yakın zamana kadar burada şehitlerin kemikleri, mermileri, silahları bulup getiriyorlardı köyümüze. Öğrencilerimi buraya geziye getirdim. Öğrencilerim de beşli mavzer mermileri, konserve kutuları. Bu dediğim 15 yıl önce. Hatta şarapnel parçaları da buldular. Bu bölgede biz gezdik öğrencilerimle birlikte. Viyana bozgunundan Sakarya zaferine, canları ve kanlarıyla destanlar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gencecik fidanlar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize şan ve şeref verdiler. Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Tüm çiçekler renklerini isimsiz ve mezarsız şehitlerden alır. Meçhul asker dense de isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Mustafa'dır. Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan, bizi düşmana çiğnetmeyen Eroğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, akşamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az. Aziz şehitlerimizi Mehmet Akif'in mısralarıyla rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli izleyenlerimiz, Afyon ekranlardan anlatılmaz. Afyon'a gidilir. Sadece kaymak için, sadece gelip geçmek için değil. Kocatepe'ye çıkmak, o Kurtuluş Savaşı'nın mücadele alanını, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk hedefiniz Akdeniz emrini verdiği yeri görmek gerek. Sonra 3000 yıllık geçmişe doğru tarihe yolculuğa çıkıp Frigya Vadisi, Ayazini bölgesine gitmek ve buradaki Frigya medeniyetini görmek gerek. Evet, Afyon anlatılmaz, yaşanır, hissedilerek yaşanır, şehitlikler ziyaret edilir, tarihi geçmişe yolculuğa çıkılır, evet. Sonra da kaymak yemek hak edilir diyor. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere. Afyon'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Veya anlaşayım.